Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz ve bugün çok önemli bir konuğumuz var. Körfez İyi Parti cephesinde oldukça büyük tartışmalar var. Her geçen gün bir şeyler çıkıyor ortaya ama bir kadın aday var. Evet, bu kadın aday arkadaşımıza öncelikle başarılar diliyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler Berat Bey, sağ olun. Ayşegül Dinç hanımefendi medeni bir cesaret göstererek, büyük bir cesaret göstererek aday olmayı kafasına koymuştu zaten ve oldu. Zaten daha önce de yönetimlerde yer almıştınız. Evet. Ama şu açıdan sizi tebrik etmek istiyorum. Buraya çıkıp da gerçekten sorulacak olan sorulara açık ve net bir şekilde cevap verebilecek kadar cesursunuz ve geldiniz. Bizimle davetimizi kabul ettiniz, söyleşi yapmak istediniz. Teşekkür ediyorum her şeyden. Ben teşekkür ederim davetiniz için Murat Bey, sağ olun. Evet, nereden başlayalım, nasıl başlayalım? Geçtiğimiz günlerde sizin bir delegasyon yemeğiniz vardı, delegasyon seçimleriniz bitti. Aslında pek çok insan en az şansı size veriyor ama arkanızda da oldukça ciddi isimler var size destek veren. Onlara mı güveniyorsunuz yoksa kendi kendinize mi güveniyorsunuz onu öğreneceğiz birazdan. Fakat orada geçen bazı söylemler oldu. Evet. Ve o söylemlerin dışında da gazetelerde bazı haberler yayınlandı. Daha sonra kaldırıldı falan ama Salih Şirin'in söylemlerini siz nasıl karşılıyorsunuz? Yani ya bir yanlış anlaşılma mı var, bir farklı yorumlama mı var, yoksa kasten mi yapılan bir şey var? Nedir sizi destekleyen bu arkadaşımızın söylediği sözlerin sizin açınızdan değeri ve önemi nedir? Şimdi aslında orada evet bir yemek gerçekleştirdik. Çok da güzel, çok da elit bir yemek oldu. O yüzden de arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürümeyi planladığımız arkadaşlarımıza. Evet. Oradaki söylemler, aslında orada insanlar kendi düşüncelerini söylediler. Taraf belirttiler, yer belirttiler. Salih Bey'in de orada aslında söylediği şey açık ve net. Siz de daha sonra görüştünüz Salih Bey'le de, Fevzi Bey'le de, Cahit Bey'le de. Görüştünüz, hatta bununla ilgili bir şeyde yayınladınız. Salih Bey orada sadece yerel seçim döneminde ilçe başkan adayımızın, şu andaki ilçe başkan adayının kendi yanında olmadığını, evet, bu süreçte de onun yanında olmayacağını deklare etti aslında. Yani sebep olarak neden benim tarafımı tuttuğunun sebebi olarak bir açıklama yaptı. Bu kamuoyuna yanlış yansıtıldı. Daha doğrusu ondan ziyade arkadaşlar tarafından yanlış anlaşıldı. Öyle olunca da küçük bir kargaşa yaşandı. Ama geldi geçti, siyasettir. Bunlar olur, ufak tefek şeyler olacaktır siyasette de. Evet. Hele de böylesine Körfez gibi bir ilçede, hani böylesine güçlü rakiplerin olduğu bir ilçede, açık söylüyorum size, üç adayımız da ciddi anlamda çok güçlüler. Çok ciddi bir backgroundları var. Siyaseti İYİ Parti kurulduğu günden beri yapan insanlar, arkadaşlar. Evet. O yüzden de ciddi anlamda çekişmeli bir süreç. Öyle de ufak tefek şeyler olacaktır. Geçiler, az önce internetin bir azizliğine uğradık ve ne yazık ki yayınımız kesilmiş oldu. Şu anda yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle hepinizden özür diliyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Teknik bir arıza, internet kaldırmıyor zaman zaman. Evet Ayşegül Hocam, seni de bayağı heyecanın yatışmış oldu aslında, değil mi? Aslında dürüst olmak gerekirse çok da heyecanlanmadım Bülent Bey. O kadar samimi ve sıcaksınız ki, bunu da samimi söylüyorum size. Hani şeymiş gibi, sanki karşılıklı oturmuş sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. O yüzden sıkıntı yok. Sağ olun. Teşekkür ederim misafirperverliğiniz. Ben teşekkür ediyorum. Nerede kalmıştık? Orada anlatıyordunuz. Evet. Şunu söylüyordum. Ondan sonra da işte Cahit Bey'le yolumuz kesişti. Fevzi Bey'le ki zaten Fevzi Bey ailemizin daha önce tanıdığı bir abimiz. Keza Salih Bey de öyle. Cahit Bey'le de yolumuz kesişip siyasete girince kolay değil. Ne yaparsanız yapın. 4 yıla yakın zamandan beri bu insanlarla hep beraber çalıştım. Partiyi Türkiye'de birinci parti konumuna, Körfez'i beraber getirdik. Ve bu anlamda da benim üzerimde hepsinin çok fazla emeği var. İnanın bana, çok başka konularda, çok farklı alanlarda, siyasi bağlamda çok ciddi emekleri var. Onlar da sağ olsunlar. Bugün benim arkamda duruyorlar. Allah razı olsun. Evet, onlarla tanışmak, siyaset anlamında
minimum 40-50 yılını siyasete vermiş insanlar tarafından aday gösterilmek inanılmaz derecede gurur verici bir şey. Her şeyden evet. önce onu söyleyeyim. Yani 5 yıllık siyasi tecrübesi olan bir insana böylesine büyük bir sorumluluğu altından kalkacağına inanmak inanılmaz derecede onur veriyor bana. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, benim gözüm bir de yandan da yayında yine internet düşük kalacak mı diye. Var mı arkadaşlar bir sorun internet şeyde yayında? Yok, şu an devam ediyor. Evet, bir kadının aslında Türkiye'de ne yazık ki siyaset yapması çok zor. Önceki günde Derince ilçe başkan adayı adaylarından yine Yıldız Özçelik de evet. Kanalımıza geldi. Onunla da söyleşi yaptık. Onun yaşadığı zorluklara, sıkıntıları da görüyoruz. Peki siz benzer sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşıyor Yok, musunuz hayır. Körfez'de? Hayır, yaşamadım. Gerçekten yaşamadım. Bu tarzda hiçbir olay olmadı. Aslında Körfez şu 5 yılda kadını kabullendi. Körfez siyasetinde şöyle söyleyeyim size Bülent Bey. Biz ilçe başkanlığını aldığımızdan beri, Cahit Bey'le aldığımızdan beri hep kadın ağırlıklı çalıştık Körfez'de. Evet. Hep yönetimlerimizde kadınlar %51 daha fazlaydı. O yüzden Körfez siyaseti artık İYİ Parti ile beraber kadını benimsedi. Sokakta, çat kapıda, standta, esnafta, bürokraside kadını görmeye o kadar fazla alıştı ki. Evet. O yüzden hani bir kadının ben ilçe başkanı adayıyım diye çıkmasını Körfez çok garip karşılamadı. Aksine de çok da olumlu tepkiler aldım bu anlamda. Valla ben şahsen kadınların siyasi, sadece siyasette değil her alanda öne çıkmasını destekliyorum. Kadınların bu alanlarda var olması hem kavgaları hem de kötü davranışları daha ahlaklı, daha temiz bir toplum yaratmak adına aynı zamanda kadının olduğu yerde daha bir naiflik olur, daha bir düzgünlük olur diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki kadınlar hak ettiği yerlerde olmuyorlar. Genel başkanımız da bir kadın ama zaman zaman kadınların yaşadıkları sıkıntıları da görüyoruz tabii. Umarım sizin öyle bir şeyiniz olmaz, öyle bir sıkıntınız Yok, olmaz. Çok şükür, şimdiye kadar olmadı. Aksine şöyle söyleyeyim, teşkilatım tarafından da hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teşkilat tarafından da benimsendim. Diyorum ya hani Körfez sürekli sahada olmamdan, partinin içinde sürekli olmamdan, işleri organize etmemden vesaire vesaire. Bunlardan o kadar aşinalar ki bana. Artık bir de şu var Bülent Bey, bu da benim şahsi fikrimdir ama siyasetçinin kadın erkeği olmaz ki Bülent Bey. Siyasetçi siyasetçidir. Artık Türkiye de bunu benimseyecek. Yani 20 yıl öncesine kadar biz bunu benimsiyorduk da. Siyasette kadın erkek ayrımı yapmıyorduk da. Siyasette kadının arkasından yürüyorduk da. 20 yılda ne değişti biz kadının arkasından yürümüyoruz. Kadından siyasetçi olmaz diyoruz. Şimdi bu ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir konu aslında. Evet. Ama genel anlamda ülkede tabii bakıyorsunuz şiddet gören kadınlar, şiddet Maalesef. Uğrayan kadınlar, kadın Maalesef. Cinayetleri, yine kadının ikinci sınıf vatandaş Maalesef. Gibi iş yerlerinde, şirketlerde hep böyle üstlerinde bir erkek egomanyası var. Maalesef. Ve o baskıyla kadınlar hep böyle geriye doğru itilmek isteniyor. Ben de diyorum ki yani kadın anaçtır, kadın doğurgandır. İnsan geçenlerde Şambaz Yıldız da söylemişti bir yerde. Yani insanoğlunun anasıdır arkadaşlar. Yani bu varlık hepimizin anası bir kadın. Hepimizin kız çocukları var. Ve biz bu toplumda bu insanları farklı bir yere konuşlandırıp bir eve mahkum edip yani sadece çocuk doğurma makinesi gibi görmekten, üreme makinesi gibi görmekten vazgeçmeliyiz. Vazgeçmeli bu beyinler, kafalar. 21. yüzyıldayız. Kadın erkek diye bir ayrım olmamalı. Evet. Kesinlikle. Herkes fırsat eşitliğinden eşit şekilde faydalanmalı diye düşünüyoruz. Bildiği kadar, gördüğü kadar. Değil mi? Şimdi kesinlikle şu var. Türkiye'de mesela Körfez bazında eğer bunu konuşursak Bülent Bey beni de arkadaşlarımın çıkarmalarının ilçe başkanı adaylığına çıkarmalarının aslında temel nedenlerinden biri de bu yatıyor. Şimdi Körfez seçmeninin %51 civarı, %50-%51 civarında ki seçmen sayısı kadın. Bakın kadın. Yani 120-130 bin veya şu anda 180 bin seçmen sayısı. 116 bindi çünkü geçen seçimde. Şimdi bunun yarısı kadın, %50'si kadın. İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı'nın %51'i kadın üyeydi. Bakın belki de Türkiye tarihinde bir ilk bu. Evet. Siyasi platformda. Şimdi
böyle bir yapılanmanın içinde bir kadın ilçe başkanını körfez kaldırır mı? Evet, kaldırır. Böyle bir yapılanmanın içinde. Hele de bir de genel başkanı bu kadar güçlü, bu kadar dik bir kadınsa, ayakları yere basan bir kadınsa, biz de onun arkasından gidiyorsak kaldırır. Beni de gerçekten aday göstermelerinin, aslında göstermek istemelerinin temel nedenlerinden biri de buydu. Aslında körfez örgütü kadınların elinde öyle bir noktaya yükseldi ki hakikaten Kocaeli'de ben her zaman söylüyorum. Körfez örgütü bir tarafa, diğer ilçeler, hatta il bile bir tarafa. Çünkü Körfez'de yapılan aktiviteler, çalışmalar ve üye sayısı Kocaeli'nin hiçbir yerinde yok. Örneğin bugün Kandıra'da bir kongre oldu. 400 tane delege seçilecek. Yani haberler geliyor bize tabii. Şambaz Bey de hatta orada bazı serzenişlerde bulunmuş. 400 delegenin seçileceği yerde 100 tane, o da diğer partilerden de katılım var, 100 tane, 100 civarında insan var dediler. Yani Şambaz Bey de demiş ki yani bu da, bu kalabalık, bu salonun bu hali hoş değil gibi bazı söylemlerde bulunmuş. Ama Körfez'e bakıyorsunuz, Körfez'de delegasyon seçimi ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok önceki süreçte ayrı bir heyecan oldu. Ama bu hale getiren yine kadınlar Körfez örgütü. Çünkü mesela sizleri biz yıllardır takip ediyoruz. Hem sizleri hem diğer arkadaşları. Evet. Emek veren pek çok insan oldu. O insanların da hakkını teslim etmek lazım. Hakikaten Körfez örgütü Körfez'se bence kadınların eli de yüceldi bu kadar. Aynen öyle. Şimdi şu var, evet, çok ciddi, çok da güzel, çok da güzel bir delege seçimi geçirdik. Bunun için önce ilden görevlendirilen il sekreterimiz Şabun Ufa ve il yöneticilerine teşekkürler. Evet. Onların adaletli ve düzgün davranışları sonucunda ya da karar vermeleri sonucunda bu kadar güzel oldu. Keza mevcut ilçe başkanımız Mehmet Bey'e de, yönetimine de çok teşekkürler. Gerçekten güzel, şaşalı binin üzerinde oy kullanıldı diyebiliyorum ama burada da payı bir tık da kendimize çıkartıyorum. Bülent Bey, açık söylemek gerekirse biz 5000'e yakın üye yapmasaydık oraya 1000 tane de üye gelmezdi diyorum yani. Ben yani o dönemden hatırlıyorum. Aynur Belgeli vardı, siz vardınız. Ondan sonra Zübeyde Hanım vardı. Tabii ki. Başka adını sayamadığım pek çok arkadaşım vardı. O kadar çoktu ki. O kadar çoktu. Her gün bir sokakta, her gün bir evet, başka yerde evlere gidiliyordu. Dediğiniz gibi bu 5000 üye havada gelmedi. Yani kesinlikle, bu insanların çalışmaları sonucu geldi. O dönemde Cahit Bey de çok iyi çalıştı hakikaten. O da güzel çalıştı. Onu da evet, severim bu arada. Ona da selam olsun diyelim. Şimdi Cahit Bey zaten ciddi anlamda teşkilatçı. Ciddi anlamda teşkilatçı bir insan. Evet. Hatta ben bunu her zaman her yerde de deklare ediyorum. Eğer bugün bir Ayşegül Dinç adı dolanıyorsa ortada, bunun mimarı Cahit Bey'dir. Abimdir, büyüğümdür, yol arkadaşımdır. Hep de söylüyorum, iyi ki de yolum kesişmiştir onunla. Evet. Bugün bu konumdaysam diyorum ya, sizin karşınızda oturuyorsam emeği çok fazladır. Sağ olsunlar. Evet, kadınlara verdikleri desteklerden dolayı evet, diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. Tabii önümüzdeki süreç çok ciddi bir süreç. Yani Türkiye hem genel seçim yaşayacak, hem onun arkasından yerel seçim yaşayacak. Evet. Altıda bir masa var. Bu masada çeşitli sıkıntılar yaşansa da bakalım seçime doğru neler olacak, neler bitecek. Yani tam bir belirsizlik içerisinde iktidarla muhalefet mücadelesinde siz muhalefet tarafındasınız. Orayı seçtiniz, orayı tercih ettiniz. Körfez'de 3 tane aday var. Ömer Toyran, Mehmet Candemir ve Ayşegül Dinç. Delegasyon seçimlerinden sonra bana gelen bilgilerde tabii ki. En az delegesi olan Ayşegül Dinç dediler. Yani ben de zayıfı desteklerim aslında. Herhalde bir zayıf varsa onu desteklerim ama. Öyle demeyin, o zaman beni desteklemeyeceksiniz. Şimdi kadınları ayrı destekliyoruz, kadın oldukları için ve hak eden kadınları tabii. Hak etmedikten sonra destek veremeyiz tabii kimseye. Erkeklerde de aynı şekilde. Ama Mehmet Candemir hakikaten doğru düzgün bir delegasyon seçimi yaptı. Evet. Doğru düzgün bir şey yapıyor, ne derler, meclis üyeliği yapıyor. Bunun yanında şu anda ilçe başkanlığını o yürütüyor, Cahit Bey'den sonra o geldi. Hani herhangi bir şeyini görmedik. Düzgün evet, elinden geldiği kesinlikle, kadar düzgün çalışıyor arkadaşımız. Hatta pek çok insanda da sizinle Mehmet Candemir'in birleşmesi gerektiğini kesinlikle söylüyorlar.
öyle bir şey olabilir mi? Ya mesela bakın, öyle bir düşünceniz var mı? Bence bayağı da baskı var bu konuda ama özellikle Fevzi Can Baskan adından falan. Ona da selam olsun şimdi, diyelim. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet Bey'le. Biz evet çok uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Çalıştık da çok da sevdiğim bir insan. Açık söylüyorum. Evet. Gerçekten çok hani evladım yaşında bir insan ve evladım kadar da sevebileceğim, sevdiğim bir insan. Şimdi Mehmet Bey meclis üyeliğinde gerçekten başarılı. Çok başarılı ve bu bağlamda önü çok açık. Yürüyebileceği kadar bir de genç. 35 yaşında bir siyasetçi. O yüzden onu bu anlamda takdir ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Düzgün. Keza bu süreci de ilçe başkanlığı sürecinde kongreye kadar gerçekten idare etti. Yapabildiği kadar, ölçülerde çalışabildiği kadar sahaya indi, programlardaydı kendince vesaire. Birleşme gibi bir durum söz konusu. Aslında biz hiç ayrı değildik düşündüğünüz zaman. Ekipler aynı ekiplerdi, gruplar aynı gruplardı. Tabii ki birleşme olabilir mi? Siyasettir bu. Biliyorsunuz ki son anda her şey değişir. Ama birleşme, şu anda size birleşme olur dersem yalan konuşmuş olurum. Olmaz dersem yalan konuşmuş vallahi olurum. Olur falan derseniz ona, buradan bir bomba patlatmış oluruz. Ha, yani ama diyemem. Dengeler birdenbire değişir, alt üst olur. Tamamen değişir ama diyemem Bülent Bey. Hani şu anda evet Mehmet Bey'le oturduk, görüştük. Zaten çok görüşüyorum, ailece de görüştüğüm bir insan. Oturduk, konuştuk, ettik, gittik ama dediğim gibi şu anda size birleşme olur dersem de ekrandaki arkadaşlarımı yanıltmış olurum. Olmaz dersem de yanıltmış olurum. Dediğim gibi siyasettir bu. Son anda biliyorsunuz değişir her şey, değişebilir her şey. O yüzden şu anda böyle üç adaylı gidiyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz. Körfez'de açık konuşmak gerekirse İYİ Parti çok canlandı bu kongre süreciyle. Evet, evet. İnsanlar sokakta artık İYİ Parti'yi konuşur oldular. Hani her yerde, her köşede İYİ Parti konuşuluyor. Üç adaylı çıkacak, nasıl çıkacak, kim alacak, kim önde, kim geride vesaire. Bu da çok bir güzellik kattı. Ciddi anlamda güzellik kattı. Ya işte Ayşe Bilal'ın delege dahi çıkamadı diyor. Bilmem ne öyle şeyler de söyleyenler söylenir, var. Söylenir. Yani onlara verecek bir cevabınız var mı? Yok, ben sadece şunu söyleyebilirim. Körfez Mimar Sinan'dan ibaret değil Bülent Bey. Değil mi? Kesinlikle. Körfez Hereke'den 95 evlere kadar, Dikenli Köyü'nden çiftlik sahiline kadar. Evet. 36 mahalleden ibaret. Ve seçimin kaderini Mimar Sinan belirlemiyor. Bir insanın delege çıkıp çıkmaması, şunu yapması, bunu yapması insanlar tarafından takdir edileceği ya da edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Evet. O yüzden de çok da önemli bir şey değil aslında. Sadece kullanılıyor siyasette bu gibi şeyler. Bunu araya aklıma geldiği için sordum. Tabii. Çünkü daha aslında diğer konu bitmemiştir. Mehmet Can'ın evet. Şeyin ben yani bazen böyle aklıma pat diye gelir sorarım. Önceden de bir hazırlık yapmadık gerçekten. Ben herhangi bir şekilde ne bir soru hazırladım. İşte okuldan geldim gördünüz. Hatta siz benden önce gelmiştiniz. Geldiğimiz gibi oturduk, yayına başladık. Tabii teknik sorunlar olabiliyor böyle internetten kaynaklı. Ama Mehmet Can Demir'le daha önce söyleşi yapmıştık. O söyleşide demişti ki ben bu diğer iki aday arkadaşımla da birlikte siyaset yaptım. Biz kurucularız. Hep birlikteydik. Dün beraber çalıştık. Yarın da beraber çalışmaktan beis duymam. Yani onlar da birleşme, tek adaya düşme konusunda her zaman görüşürüm. Ve öyle bir şeysi de yok. Yani böyle kimseyi hakir görme, kimseyi küçük görme gibi öyle bir şey. Zaten diyorsunuz biz ailecekle görüşüyoruz. O yüzden bir araya gelmeniz de çok büyük bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Siz şey mi diyorsunuz, Ömer Toyran şimdiden açıklamış diyorlar ya, belediye başkanı adayı olacağını falan, onun için ilçe başkanı olmak istiyor gibi şeyler söyleniyor piyasada. Mehmet'e, Can Demir'e senin de önerin, ben bugün ilçe başkanı ben olayım, yarın seni belediye başkanı adayı mı yapalım gibi bir şey var. Valla Bülent Bey yok, ben size şöyle söyleyeyim. Ben teşkilatçı olarak yetiştirildim ve bizde şu vardır. Biz parti bazında yürüyoruz. Bizim İYİ Parti'nin genel merkezimiz şu anda bize ne diyor? Biz genel seçimde iktidar olma yolunda gidiyoruz diyor. Biz bu doğrultuda çalışırız. Burada insanlar hedef belirlemezler. Bu benim için çok önemli bir nokta bakın. Gerçekten çok önemli. Biz şahsi hedeflerimiz uğruna teşkilatları kullanamayız.
Biz evet. teşkilatlarımızın hedefi uğruna kendimizi kullandırırız. Zaten teşkilatlar sizi gelmeniz gereken yere taşırlar. O yüzden burada ben şunu olacağım veya ben sana şunu vaat ediyorum. Ben bu yolda arkadaş çevremi hazırladım. İşte belediyeyi dağıttım, şunu yaptım, başkanlıkları dağıttım. Bunlar bir kere bizim İyi Parti'nin yapılanma sürecine aykırı, misyonuna aykırı. Biz sonuçta bir genel seçime gidiyoruz. Amacımız genel seçimde Körfez'den en yüksek oyu almak, yerel seçimde de onu iki katıyla, üç katıyla sandığa taşıyıp Körfez Belediyesi'ni almak. Evet. Burada atıyorum, faraza söylüyorum bunu. Nerede genel seçimde en yüksek oyu kiminle, hangi milletvekilleriyle alacaksak bunu genel merkez belirleyecektir. Biz onların arkasından gitmek. Ve de şunu da göz önünde bulundurmalılar. Gerçekten kamuoyu, halk, biz bu adamı belediye başkanı adayı olarak gösterdiğimizde oy verir mi? Gerçekten bu adam belediye başkanı olduğunda bu kentin ve halkın menfaatine çalışır mı? Kimileri sonradan tüccar oluyorlar, görüyoruz pek çok siyasetçi ve siyasetçi tanımı da çok değişti. Özellikle 80'den sonra, bunu da hep söylerim. Siyaseti hem siyasi ikbal, makam, mevki hem de ticaret için kullanan pek çok örnek var bugün. Evet. Ve öyle bir algı da oluştu toplumda. Eskiden mesela 12 Eylül öncesindeki dönemlerde siyaseti insanlar memleket için yaparlardı. Halk için yaparlardı. Yani halkın bir temsilcisi olmak için evet. yaparlardı. Meclise giden de, belediyede olan da herkes halkı önüne koyardı. Yani talepleri dinlerdi onlar için diye. O kısıtlı imkanlarda, o günlerde şimdiki gibi de imkanlar çok geniş değildi ama yine de başka bir şey, anlayış vardı. Bugün dediğiniz gibi kendi ikbali için siyaset yapanlardan partiler arınmalı. Kesinlikle. Partiler kendisini temizlemeli ki o ikbal davası değil, memleket davası olarak öne çıkıp siyaset yapmalı. Ki bu konuda da genel başkanımız, ben onu çok sevdiğim sözü vardır. Siyaset yapmak isteyen der, insanı kendilerini liderleri sevdirmesinler, halka sevdirsinler. Çünkü evet. siz kendinizi halka sevdirirseniz, halkla birleşirseniz, bütünleşirseniz, zaten dediğim gibi o insanlar sizi istediğiniz yere de, sizi de, partinizi de taşıyacaklardır. İllaki de bir yere taşınmak istiyorsanız. Dediğim gibi hak edersen halk seni taşır. Taşır. Ama sen hak etmiyorsan halk seni de taşımaz kardeşim yani. Belediye başkanı olayım da, belediye başkanı olayım dersen olmaz o iş yani. Ama milletvekili olup da tepeden bir ilme belediye başkanı adayı, meclis üyesi olup da ticarete sıvarsan kollarını, olmaz kardeşim. Yani bunu hiçbir partinin de kabul etmemesi lazım diye düşünüyorum. Çok yorum var, çok yorum geliyor ama bunların hepsini ben okumaya kalksam şimdi burada oldukça şey olur. Ben size o zaman şöyle söyleyeyim, programın sonunda kalan dakikalarda eğer şey yapabilirsek bakalım. Yoksa siz sonra okuyup o yorum yazan arkadaşlara cevaplarını hepsine verir misiniz? Hepsine çok teşekkürler. Tabii ki. Vermeye yani, çalışıyorum. Evet. Mutlaka eleştiri de vardır ama valla ben geç kaldım, tam olarak da şeyimi ayarlayamadım. O yüzden bir yandan yorum okuyup bir yandan program yapalım diye çok da uğraşamayacağım yani işin doğrusu. Kimse kusura bakmasın. Tabii. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ayşegül Hanım görüyor. Yarın veya akşam o yorumlara gereken İnşallah. Cevabı verecektir diye düşünüyorum. Verir elbette. İnşallah. Yok, yorumlara cevap vermek problem değil de vakit bulmak problem. Zaten çok yorum var. Ben bakıyorum durmadan geliyor. Bunların hepsini okumaya kalktığımız zaman sıkıntı olur. Yazan arkadaşlara da teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olsun. Mutlaka soracakları sorular da vardır ama ya da okuyan arkadaşlar var, şöyle cevap verilmesi gereken bir şey varsa oradan söyleyebilirsiniz. Biz de Ayşegül Hanım'a cevap verebilir. Evet. Vallahi tebrik ediyorum. Körfez yani 3 adaylı bir seçime gidecek ama tek kadın adayın olması ve tek kadın adayı olarak da sizin öne çıkmanız çok önemli bana göre. O nedenle peki Şambaz Yıldız sizin adayınıza ne söyledi? Onay verdi mi ya da yok sen böyle bir kenarda bekle falan dedi mi? Yok. Tek aday istiyor ya il yönetimi, şimdi, illa tek aday konusunda baskı yapıyorlar şimdi, ya içeride. Şöyle söyleyeyim Bülent Bey, ben bu konuda şahsi fikrimi söyleyeyim. Aslında genel kanı bu. Genel evet. kanı.
Ben de kongre kararı alındığı zaman şehir dışındaydım. İzmir'deydim. Kızım İzmir'de okuyor benim. Oradaydım. Kongre kararı alındı. Ondan sonra Körfez'e gelip arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda ben de hep aynı cümleleri kullandım. Şimdi üç aday çok kıymetli. Üç adayın yönetimleri adaylardan daha kıymetli. Bakın bu çok önemli. Yönetimleri daha kıymetli. Ve biz bu yönetimle, bu yönetimlerle ve ilçe başkanıyla hem genele hem yerele gideceğiz. Ne yaparsak yapalım, ufak tefek kırgınlıklarımız olacaktır, küslüklerimiz olacaktır. Ama amaç burada tek adayla ortak bir yönetimle gitmek. Gerçekten bunu başarabilirsek evet olur mu olur. Olur mu olur. Ama ben şuna inanıyorum ki bizim arkadaşlarımız gerçekten iyi partili insanlar, iyi yürekli insanlar, cesur yürekli insanlar. İlk başta her şeyden önce memleketlerinin ve Körfez'in geleceğini düşünen insanlar. O yüzden de biz o kongreye inanıyorum ki biz o kongreye kol kola gireriz, kol kola çıkarız. Sadece bir ilçe başkanı ve yönetimi olur ama diğer arkadaşlarımız da bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O ilçede ilçe yöneticisi gibi çalışacaklardır. Evet. Yani buna inancım tam ya, açık söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi hepsiyle daha önce çalıştım. Hepsini çok iyi tanıyorum, çok iyi biliyorum. Küskünlüğün kırgınlığın olmadan birlikte genel seçime gümbür gümbür yürüyeceğiz biz. Ben sizin samimiyetinize inanıyorum. Peki önümüzdeki süreçte vekil belirleme yöntemi çok önemli. Vekiller nasıl belirlenmeli? Bir ön seçim yapacağız gibi bir şeyler söyledi Şenbaz Bey ama ön seçim yapmayı onaylıyor musunuz? Sizin görüşünüz nedir? Valla ben şöyle söyleyeyim. Biraz önce de dediğim gibi halkın taşımasından, partinin taşımasından, teşkilatın taşımasından yanayım. Tabii ki karar genel merkezindir. Genel merkez verecektir. Biz sonuçta demokratik bir yapıya sahibiz. Evet. Biz eşitlikten ve adaletten yana, bizim misyonumuzda bu var zaten Bülent Bey. Eşitlik ve adalet var. Bizim genel başkanımız bu doğrultuda hareket eden bir insan. Ön seçim olmalı mı? Evet olabilir. Olabilir. Evet. Ve delegasyon da eğer delege seçimiyle olursa bu delegasyonda gerçekten bugün Kocaeli'de ciddi sayı, maksimum sayıda, öyle diyeyim, maksimum sayıda milletvekilini çıkartacak kişileri belirler. Anladım. Ama demokratik olmakta da her zaman fayda vardır diye düşünüyorum. Peki, umutlu musunuz? Umutlu muyum? Yani İYİ Parti sizce Kocaeli'de birinci parti olabilir mi? Olacak mı? Gerçi bunu sormak biraz abes oluyor. Elbette ki siz olacak diyeceksiniz. Şimdi hayır, ben buna başka türlü cevap vereyim size. Başka türlü cevap vereyim. Bizim kuruluş aşamamızda biliyorsunuz ki bir güneşimiz var, 8 tane de ışığı var. Onlardan biri Umut Bülent Bey. Evet. Umut fakirin ekmeği yememe diye demiş şair ama. Partimizin ilkesi. O bizim partimizin ilkesi. O yüzden asla kaybetmeyiz. Evet. Öyle olmasın tabii. Umut her zaman olsun. Umut biterse zaten yaşam da bitiyor. Şu var Bülent Bey. Bakın ben İYİ Parti'de siyasete, aktif olarak siyasete başlamak istememin tek nedeni Meral Hanım'ın ciddi anlamda bütünleştirici bir siyaset politikası. Şu cümlesini çok severim. Hatta benim siyasete başlamamdaki en etkili cümlesidir o. Açık söylüyorum bunu. Demişti ki o zaman solcu solcu kimliğiyle, ülkücü ülkücü gömleğiyle gelsin. Yeter ki vatan, millet, bayrak, Atatürk sevdalısı olsun, ezanla derdi olmasın dedi. Ondan sonra oturdum, düşündüm kendi kendime. Döndüm dedim ki ya aslında bizim faydamız tek. Bizim faydamız tek ve payları toplayan da bir tane kadın çıktı, bir Türk kadını çıktı ya. Gümbür gümbür ayakları yere basan bir Türk kadını çıktı. Biz o payları toplamak için siyaset yapıyoruz. Ve İYİ Parti bugün o konumda, bütün payları toplamış konumunda, toplamak üzere daha da büyüyor, daha da büyüyor gün geçtikçe. O yüzden de umudumuz gün geçtikçe aslında daha da büyüyor. Evet. Kaybetmektense büyütmeyi tercih ediyoruz. Valla bizim tabii esasında bugün içinde bulunduğumuz durum da ne sağcısı, ne solcusu, ne ötekisi, ne belekisi bir memleket davası var. Aynen öyle. Yani sömürgeleştirilmiş bir ülkede, üretim araçlarımızın yabancıların eline geçmiş olduğu bir ülkede, tamamen
ithalata yönelik tarım, hayvancılık, sanayi her alanda dışarıdan gelecek ürünlerle ilgili gelecek olan arabalarla üretim yapan bir sanayi var Türkiye'de şu anda ve ciddi anlamda cari açık veriyoruz. Bu cari açık da öyle hikayeyle kapanmaz. Bu ancak ve ancak korumacı ve kalkınmacı, planlamacı bir yönetim anlayışıyla son bulabilir. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Bu ülke iyiye doğru gitmiyor. Bu anlayışı yıkacak olan ithalatçı değil, yabancı şirketlerin cirit attığı bir Anadolu değil, altınımızı, kromumuzu, her şeyimizi alıp götüren yabancılar bizim ülkemizi, paralarda kazandıkları paraları da götürüyorlar. Kazandıkları paraları götürüyorlar, ortakları da götürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de gelip ticaret yapıp para kazanıp alıp götürüyorlar, Türkiye'ye bir şey kalmıyor ve biz yoksullaşıyoruz. O nedenle tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti dedik biz doğduğumuz günden beri, evet. Ölürken de ben öyle öleceğim. Ben size teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz, son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? En son olarak şunu söyleyebilirim. Evet, 4 Aralık'ta bir saat 11'de Tütün Çiftlik'teki kültür merkezinde kongremiz var. Bütün delegasyonumuz 400-398 delegeyle giriyoruz. İki tanesinde bir sıkıntı çıkmış zannediyorum. 398 delegeyle çıkıyoruz ve aynı şekilde delege seçimindeki gibi çok düzgün bir seçim olacağına, delegemizin de sandığa giderken başkan adaylarımızın dününe, bugününe ve yarınına ne yapmış, önceden ne yapmış, bugün ne yapıyor, yarında ne yapacağını o kadar iyi biliyorlar ki, o yüzden elleri vicdanına koyacaklarına, Körfez için en doğru karar vereceklerine inanıyorum. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Partiler içerisinde ya da örgütler içerisinde, dernekler içerisinde insanların bir arada bulunmak zorunda oldukları ve toplum adına bir şey üretmek zorunda oldukları her yerde öncelikle barışın sağlanması gerekir. Eğer hepim aynı görüşte ve aynı düşüncedeki insanlar buralarda toparlanıyorlarsa buradaki iktidar kavgaları olabilir, iktidar arayışları olabilir, parti içinde o iktidar savaşları hep olmuştur ama bunu belli bir noktada ve belli bir şeyde bırakmak gerekir. Kavgayla veya iftirayla, yalanla, dolanla bu şeyin bir yere götüremeyiz. Zaten dedik ya, memleket davası var önümüzde. Eleştirenler olabilecek, olabilir. Farklı söylemlerde bulunanlar olabilir. Ama parti içerisinde olan parti içerisinde tartışılsın. Oradaki çözüm aransın. Olmuyorsa da kardeşim sen yanlış yaptın diyebiliyorsa da çıkıp elinde kağıtlarla, belgelerle sen yanlış yapıyorsun, bu partiyi doğru bir yere getirmediniz, getirmiyorsunuz evet. diyebilmeli. Şimdi şu var Bülent Bey, ne yaparsanız yapın, biraz önce de ben söylediğim gibi biz aynı davaya hizmet ediyoruz. O kongreye biz kol kola gireriz, kol kola çıkarız. Şimdi bir tohum ekildi. Gerçekten 2017 yılında Türkiye'de de, Körfez ilçede de bir tohum ekildi. Evet. Siz tohumu sularsanız, emek verirseniz o tohuma, o tohum büyür. Hı hı. Ağaç olur, bitki olur, meyve verir. Ama siz tohumu ekip bırakıp giderseniz, Bülent Bey, o sadece tohum olarak kalır. Evet. Bir şekilde kendince çırpınmaya başlar. İşte yağmur yağdı, sulandım der, vesaire der, vesaire ama büyümez. Evet. Şimdi bizim amacımız bu. 2017 yılında bir tohum ekildi. Bu süreçte de 5 yıllık süre zarfında da koskocaman emek verilerek, bizler emekçi insanlarız, emeğe saygı duyan insanlarız. Emek verilerek bu parti bugünlere geldi. Körfez'de, Türkiye'de de, İYİ Parti genelinde de. O yüzden bizim amacımız bu emeğe sahip çıkmak aslında. Yapılana sahip çıkmak. Evet, yapılana sahip çıkmak ve yeniden yaşanacak bir Türkiye inşa etmek. Hakkaniyette yönetilen, çocukların yatağa aç girmediği, kadın cinayetlerinin olmadığı, sömürünün olmadığı, yoksulluğun olmadığı, parasız sağlık ve eğitimin olduğu. Ben bu konu üzerinde çok duruyorum. Çok ciddi. Evet. Bir ülkede eğer sağlık ve eğitim paralıysa, o evet. ülkede refahtan bahsetme şansınız asla ve asla yok. Ticarileştiremez bunlar. Kesinlikle.
ülkede her tarafta özel hastaneler veya mevcut olan sağlık sistemi de paralı oldu. Kesinlikle. Bir ülkede mesela ben aslında konu konuyu da açıyor sohbet ettik. Kapatacağız dedik ama öyle. Şimdi şu var, bir ülkede hiçbir zaman ben şuna da karşıyım. Özel üniversiteler olabilir, özel okullar olabilir ama bir ülkede eğitim fakülteleri özel olamaz. Bir ülkede hukuk özel olamaz. Kesinlikle ve kesinlikle. Tıp özel olamaz. Yani bunlar tamamen bu doğrultuya geldiği zaman işte bugünkü adaletsiz Türkiye ortaya çıkar. Adaletin işlemediği, terazinin işlemediği Türkiye ortaya çıkar. Evet. Yani ben şuna da bakıyorum, görüyorum. Bütün okulları farklı bir niteliğe sokup da kendi çocuklarını Avrupa'da veyahut da özel okullarda okutan siyasetçiler hep görüyoruz. Devleti yöneten insanları görüyoruz. Çocuklarını Amerika'da okutan mı ararsınız, Avrupa'da okutan mı ararsınız? Sizin paranız var da, vatandaşın parası, okulunu da bari o niteliklere yükseltin. Sizin göreviniz bu. Yani özel okulaştırıp da ticarileştireceğinize bu işleri. Aynen. Vatandaşın okuduğu okulların seviyesini yukarıya çekin. Eskiden böyleydi. Eskiden ODTÜ kaçıncı sıradaydı dünyada, bugün kaçıncı sıraya düşmüş? 200'lerdeydi, ilk 200'lerdeydi ODTÜ. Tabii. Bir dönem ilk 200'lerdeydi, şimdi 2000'lerde ama şu da var, Bülent Bey ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. Bizim okullarımız çoğaldı da, okullarla beraber bizim eğitim seviyemiz çok mu yükseldi, işsizlik oranımız çok mu arttı? Vesaire. Altları çok doldurulur bunun. Bazı öğretim görevlerini görüyorum bazı üniversitede. IŞİD kaçkını gibi böyle sakallı makallı adamlar gelmişler. Ya bu adamı vereceği dersten ne olur bizim insanlarımızın çocuklarımıza. Yapmayın Allah aşkına. Yani çağdaş, çağdaş bir bilim eğitimi buralarda bu adamlar tarafından verilemez kardeşim. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Evet, ben hakikaten yorumlar var ama bu yorumları okuyacak zamanda bir saati de buldu, aşağı yukarı bayağı da konuştuk. Teknik bir sıkıntı yaşadık. Ben bu videoyu arkadaşlar tamamını birleştirerek tekrar yayınlayacağım. Ondan sonra Ayşegül Hanım da yazılan yorumlara cevap verecek ve ben de herkese teşekkür ediyorum. Hem yorum yazanlara hem bizi izleyenlere. Umarım aydınlık günler görürüz. Umarım çok farklı bir körfez görürüz. Umarım Mehmet Candemir'le de birleşirsiniz diye, beraber seçime girersiniz diye. O da iyi bir çocuk. Yani ben seviyorum Mehmet'i. Çok iyi. Körfez güneşli günler görecek. Çok yani yakın. Siz rakip olursanız o zaman seçim başka tarafa kayarsa, Ömer Bey kazanırsa üzülürsünüz. Yok, bakın ne dedim. Hepimiz, yok. Hepimiz çok kıymetli. Hepimiz çok kıymetli insanlarız. Evet. Çok güzel o kongreye gireceğiz ve çok güzel o kongreden çıkacağız. Evet. Çok teşekkür. Bu arada sevgili izleyiciler, Ömer Toylan bugün öğlende gelecekti. Bir cenazesi olduğundan dolayı programı seçimden sonra erteledi ve dedi ki bana telefonda, delegasyonun çoğu bende, seçimi zaten ben kazanacağım. O yüzden seninle de seçim bittikten sonra ilk birkaç gün içinde söyleşi yapacağız diye söyledi. Yani demeyin onu çağırıyor, bunu çağırıyor, onu çağırmıyor. Ben bütün adayları davet ettim. Bütün aday arkadaşlarımız da sırasıyla geldiler. Ama Ömer Bey'in böyle bir mazereti vardı. Yarın öbürsü gün çok kısa bir zaman kaldı dedi, yetişmez falan filan dedi. Seçimden sonraya bıraktı, bilginiz olsun. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili izleyiciler.